İnterneti bir süredir meşgul eden bir isim, Jonathan Galeando. Amacı insanları bir oyuna sokup onları çıkamayacak seviyeye getirerek intihara sürüklemek. Bu kişinin amacı internette küçük çocukları bulup onlara görev vermek ve en sonunda ölümlerine sebep olmak. Basit görevlerle başlıyor. Mesela gecenin köründe birden uyan. Gecenin köründe uyandıktan sonra bir korku filmi izle. Küçük çocuklar için sıkıntılı. Ve bu küçük çocuklar öyle bir korkutuluyor ki bunlardan annesine babasına bahsedemiyor. Çünkü bu kişi bu sefer anne ve babasıyla tehdit ediyor onu. Bu olayların başlangıcı neredeyse bir yılı bulmakta ama popülerliği şu sıralarda arttı. Sebebi Jonathan Galeando'nun fotoğrafı. Instagram'da veya Facebook'ta eğer profil fotoğrafınızı bu yapmaya çalışırsanız banlanıyorsunuz ve hesabınızı geri açamıyorsunuz. Banlanma sebebiniz de intihara yöneltecek fotoğraflar arasında olmasından. Peki bu fotoğrafın özelliği ne? Aslında hiçbir özelliği yok. Çünkü bu fotoğrafın asıl sahibi bir film yapımcısı. Kendi maskelerini yapıyor ve bunları yayınlamaktan, internette paylaşmaktan zevk alıyor. Kendisi Samuel Canini. Geçen günlerde Twitter hesabında açıklama yaptı. Bu maskeler bana ait ve 2012 yılında, 2013 yılında çektiğim videolardan ibaret. Kimseyi korkutmaya çalışmıyorum, kimseye de zorbalık yapmaya çalışmıyorum diye belirtiyor. Yine de Samuel'in yaptığı bu makyaj, bu maskenin üzerine Carlos Naim adındaki bir Instagram fenomeni kendi maskesini yapıyor. Samuel'ın yaptığı maskenin daha korkuncu ve renksizini yaparak etrafta sürekli olarak Instagram storyleri atmaya başlıyor ve böylelikle de popüler yapıyor. Ama ne Samuel'ın ne Carlos'ın insanlara zorbalık yaparak onları intihara sürükleme gibi bir amacı yok. Sadece eğlence için yapıyorlar. İşin özeti başka bir grup kendine maskot arıyor ve Samuel'ı seçiyor. Çünkü 2012'de 2013 yılında paylaştığı videolar az izlenmeye sahip ve insanların bulamayacağı bir yerde. Bu yüzden de Samuel'ın eserini kendi eserleriymiş gibi pazarlıyorlar. Fotoğrafın tek özelliği Samuel'ın bizlerle paylaşmak istediği maskesi. Bu yüzden de sosyal medyalara bu fotoğrafı koyduğunuzda hesabınız kalıcı olarak kapatılıyor. Sırf bir önlem almak için. Türkiye'de bunun popüler olması da Twitter yoluyla çünkü Twitter'da bu şeyler çok fazla paylaşıldı. Hatta iddialar şu yöndeydi. Eğer profil fotoğrafınızı bu fotoğraf yapabilirseniz ödül kazanıyorsunuz çünkü yapamıyorsunuz. Yapan kişiler banlandı ve sürekli olarak banlanan hesaplarını paylaştığında da konu bu kadar gündeme geldi. Peki bu kişi yakalandı mı? Bunları yapan kimdi? Tam olarak bilinmiyor ve öyle de kalacak gibi.